Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 1 Haziran günlerden çarşamba Haziran ayına girmiş bulunmaktayız. Euro bölgesinde işsizlik oranı geldi. Nisan ayında %6.8 oldu. Beklenti 6.8'di. Bir önceki de 6.6,8'di. Yani bir değişiklik olmadığını ifade edebilirim. Bu arada hemen para bir döneceğiz. Rabia Ateş karşımda. Nedir kripto para gündeminde bugün başlıklar? Merhabalar, iyi yayınlar Zeliha Hanım. İlk olarak Rusya ile başlayacağız. Aslında Rusya son dönemlerde kripto kullanımını arttırdı. Bunu da ruble cinsinden yapılan işlem hacimlerindeki artıştan görmüştük. Son açıklamaya göre ise Rusya uluslararası ödeme yöntemi olarak kripto paraları eklemeyi planlıyor. Rusya'da kripto ekosistemi ile ilgili geçmişte yapılan açıklamalara baktığımızda ise öncelikli olarak kripto paraların yasal para birimi olmasına karşı bir tutum görüyoruz. Hatta ülke içindeki ödeme sistemlerinde kriptonun kullanılmasına karşı duruluyor. Ancak Swift sisteminden çıkarılmasıyla tabii ödemelerde kullanılabilecek yolların limitli hale gelmesi bu gibi gelişmelere neden oluyor. Bu nedenle de aslında kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasının yolunu açan bir tasarı gündemde. Bir de bu tasarı ülkedeki kripto para platformlarının lisanslaması ve bu platformların işlem geçmişlerini en az 3 yıl tutulması ve gerektiğinde de aslında kanuni çerçevede paylaşılması gibi maddeler de yer alıyor. Rusya'dan gelen bu adım aslında daha önce Amerika ve Avrupa tarafından sık sık dile getirilen yaptırımların kripto parayla delinme olasılığı tartışmalarının da alevlenmesine sebep olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan İngiltere'den bahsedelim. Geçtiğimiz haftalarda algoritmik stabil paralardan Terra'nın 1 dolar kolorasyonunu kaybetmesiyle aslında stabil paraların oluşturabileceği riskleri devletler üzerinde yoğunlaşacağı bir konu haline gelmişti. Bu hafta da İngiltere tarafından gelen açıklamaya göre öncelikli olarak stabil paralarda oluşulabilecek riskler belirlenmek isteniyor. Öneri niteliğini taşıyan ve İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından da yeni yayınlanmış makalede var olan denetim sistemlerinin stabil paraları da denetlemesi gerektiği öneriliyor. Hem yatırımcıyı koruma amacıyla atılan bir adım olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan da henüz öneri olarak yayınlanmış olsa da birçok kurumun aynı kanıda olabileceğini ve stabil para ihraç eden firmaların düzenli ve açık bir şekilde olması gerektiğine de inanıyoruz. Son olarak Hindistan'la IMF arasındaki bir işbirliğinden bahsedelim. Aslında Hindistan kripto ekosistemini destekleyici bir ülke değil, ülkeler arasında bulunmuyor. Daha önce de kripto ticaretiyle vergi kararıyla gündemimize gelmişti. Tabii bir taraftan kripto alanındaki çalışmaların ve araştırmaların devam etmesi de umut verici. Son açıklamaya göre ise Hindistan, IMF ve Dünya Bankası ile beraber kripto ekosistemine danışmanlık görevi görebilecek bir belge yayınlayacak. Ülkedeki kripto ekosistemine karşı duruş değişmese de aslında bu adımı pozitif olarak yorumlayabiliriz. Bugünkü gelişmelerimiz bu şekildeydi. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Rabia. Hemen döneceğiz. Cemre Nur Karaca'ya yanında değerli konuğu var. Perakende zirvesinde. Cemre sendeyiz. Teşekkürler Zeliha. Senin de bahsettiğin gibi Perakende Zirvesi'ndeyiz. Yanında BMD Başkanı Sinan Öncel var. Öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel bir etkinlik, zirve geçiyor. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu sormak istiyorum ben. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksinde bir düşüş söz konusu. Mayıs ayında %10'luk. Beklenti Endeksinde %15.12'lik. Tüketim eğiliminde ise %9.4'lük bir düşüş var. Bu sizler de aslında toplantıda bahsettiniz. Tüketicinin sürdürülebilir bir güvenin olması gerektiğini üstüne bastınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Perakende günleri 21.si yapılıyor bugün. Gerçekten harika bir hava var ve tahminim o ki 8.000'i geçecek katılımcı sayısı. Türkiye'nin organize perakende sektöründen 8.000'i geçen katılımcı buraya geliyor. Niye geliyor? Çünkü perakende sektörü bütün olumsuzluklara rağmen canlılığını koruyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Güven endeksinde bazı azalmalar, düşüşler olduğunu söylediniz ama öte yandan da turizm harcamalarında önemli artışlar var. Çünkü fiyatlarımız turistler açısından şu anda çok cazip bir halde. Ve bu güven endeksindeki azalış, evet biz tüketime yönelik
beklenti fiyatlar daha artacak neticesiyle, düşüncesiyle hemen gidiyoruz elimizdeki paramızı harcayarak aman daha fazla artış olmadan değerlendirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki bu da ister istemez geleceğe yönelik kaygıları da arttırıyor olabilir. Ama iyi de bir haber de vermek istiyorum. Perakende günlerindeyiz madem, perakende sektörüyle ilgili. Dün günübirliğine bir Almanya ziyareti, Berlin ziyareti yaptık ve bu Berlin'de üyemiz olan Trendyol'un Türk markalarını, BMD'nin 455 Türk markasını Almanya'daki tüketiciyle buluşmasını organize edildiği ofisi ziyaret ettik ve ofis açılışı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da katıldı, Sayın Varank da katıldı toplantıya. Ve şunu gözlemliyoruz, Almanya'da Türk markalarına gerek kalite gerek fiyat anlamında çok ciddi bir talep var. Deneme satışları, son 7 ayda yapılan deneme satışlarında çok hızlı bir artış söz konusu. Zaten birazdan da buna da değineceğiz buradaki toplantıda. Ve önümüzdeki günlerde Avrupa'da önce Almanya, Benelux ve daha sonrasında İngiltere'de yine Trendyol vasıtasıyla tahminimiz o ki markalarımız için çok çok önemli pazarlar olacak. Bir diğer önemli konumuz da biliyorsunuz Rusya'ydı. Rusya'da da Türk markaları için önemli fırsatlar var. Bugün de Rusya tarafından katılımcılar olacak bu yemeğe. Ve bunları değerlendiriyoruz şu an için. Evet, tüm dünyada olduğu gibi enflasyon belki ülkemizde daha fazla etkileniyoruz bundan ama mücadeleden başka da bir şansımız yok. Mücadele edeceğiz. Daha geniş pazarlara, daha ürün çeşitliliğiyle pazarlarımızı da farklılaştırarak ürünlerimizi satma yolunda, üretimimizi arttırma yolunda da çalışmaya devam edeceğiz. Başka da bir şansımız yok diye düşünüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Türk markaları globalde genişliyor fakat içeride de maliyetler de gitgide artıyor şu maalesef. An. Bugün elektrik ve doğalgaz zamma haberlerini de hem gündeme getirdik hem de bizler de aldık. Neler söyleyeceksiniz? Maliyetleriniz arttı. Fiyatlara nasıl yansıyacak önümüzdeki dönemde bu maliyetler? Fiyatlara tabii ki hemen şu düşünülüyor. Şimdi maliyetler arttı, hemen bunlar fiyatlara yansıyacak. Yansıyabilecek fiyatlara yansıyor. Bizim olduğumuz taraf genellikle gıda dışı bölüm yansıyamıyor. Çünkü yansıtamıyoruz biz bunları. Birincisi tüketicinin alım gücü en önemli unsur burada. İkincisi de yaptığınız fiyatlamanın markanızı tehlikeli bir noktaya taşıyabilme riski. Çünkü fiyatladığınız, koleksiyon yaptığınız ürününüzü buluşturacağınız bir müşteri kitlesi var. Ve bu müşteri kitlesinden de uzaklaşmamanız gerekiyor. Ve bütün bu hani tüfe üfe arasındaki o astronomik makas açılışı da perakende firmaları karşılıyor. Bu da firmaların çok orta ve uzun vadede finansal açıdan problemli bir hale getirme riski taşıyor. O yüzden bunu dengelemek adına dış pazarlara açılarak en azından Türkiye pazarındaki kaybımızı dış pazarlarda kapama yönünde hareket ediyoruz. Ne kadarlık bir karlılıkta kayıp var? Şimdi bu sabah dediğiniz %30 enerjiye gelen yaklaşık %30'luk bir artış söz konusu. Ve bu devamlı geliyor. Yani bu hani bilsek ki biz bunu 3 ayda bir, 6 ayda bir %10'luk, 20'lik artış olacak. Ona göre bir maliyet artışı yapacağız. Ve ürün yaptırdığımız firmalarımızla da sürekli biz bu noktada bir çatışma yaşıyoruz. Çünkü onlar da haklı. Diyorlar ki maliyetleri yeniden düzenlememiz lazım. Sipariş vermişsiniz, avans ödeme yapmışsınız. Hadi diyoruz bir daha maliyet, tekrardan maliyetlere bakalım. Bu da yaklaşık sektör olarak değişiklik göstermekle beraber her enerji maliyetinin sonunda perakende fiyatlara %5 ile %15 arasında bir fiyatı zorunlu hale getiriyor. Ama tabii ki biz bunu yapamıyoruz. Yapmamamız da gerekiyor. Bu da bir sıkışma yaratıyor. İşte o yüzden biraz önce söylediğim Almanya ve Rusya pazarına açılım daha da önemli oluyor. Diğer pazarlara da açılım, ihracat, katma değerli ihracat daha da önemli hale geliyor. Çok teşekkürler Sinan Bey. Evet Zeliha, Sinan Öncel'den görüşlerini aldık. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Teşekkürler Cemre.
Bu arada bir son dakika gelişmesini aktaralım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasında kapsam belirlendi açıklamasında bulundu. Tabii gün içerisinde kapsam neymiş anlamaya çalışacağız. Şimdi hemen Adnan Dalgakıran'a gidiyorum ben. Makine İmalat Dernekleri Federasyonu Başkanı. Adnan Bey hoş geldiniz. Tabii doğalgaza yine %16, sanayide kullanılan doğalgaza da %10'luk bir zam var. Nasıl değerlendireceksiniz diyeceğim ama bir de akaryakıta geliyor zaten. Maliyetlerin arttığı bir ortamda enflasyonla mücadele ederken. Buyurun. Hangi açıdan bakacağımıza bağlı olarak yorum değişecek. Yani sabit gelirli vatandaş açısından bakarsak başka bir yorum. Ama iş dünyası açısından bakarsak biz maliyetlerde ihracat yapan firmalar olarak dünyadaki rakiplerimizin kendi ürünlerimizi mal ettiğimiz unsurları, işte enerji, ham madde, işçilik gibi unsurların maliyetleriyle dünyadaki rakiplerimizin maliyetlerini karşılaştırmak gerekiyor. Bu çerçeveden baktığınız zaman Çin zaten uzak sübvanse eden diye. Orada bize göre avantaj var ama batılı rakiplerimize göre doğalgaz ve elektrikte şu anda Türk sanayisi onlardan daha uygun fiyatla hala bu ürünleri kullanıyor diyebiliriz. Yani her şeyi açıklığıyla ve doğrusunu konuşmamız gerekiyor. Ama tabii burada maliyet hesaplarken az evvel Sinan Bey'i dinledim. Mevcut sübvanse edilmiş fiyatları bir politika olarak kullanıldığı ve değişmeyeceğini varsayarak bir maliyet hesaplarsak burada sanırım yanılgıya düşeriz. Çünkü Türkiye'nin bu kaynakları uzunca süre sübvanse edecek kaynağı yok açıkçası. Dolayısıyla da bunlar yavaş yavaş Avrupa'daki rakiplerimizin de kullandığı seviyeye doğru gelebileceğini düşünmek gerekiyor. Peki şimdi imalata bakıyorum, imalat PMI İstanbul Sanayi Odası'nın. Burada da 3 aydır üst üste imalat PMI'de bozulmalar olduğu gözlemleniyor. Bir de dünkü büyüme rakamına baktığımızda ilk 3 ay yani ilk çeyrek açısından orada da yatırımların payı sadece büyümeye 0.1 olmuş. Kamunun da 0.3, pardon yatırımların 0.3, kamunun 0.9. Tüketerek büyümüşüz. Yani açıkçası ben büyütmüşüm. Öyle görünüyor. Yani teşekkür ediyoruz sanayici olarak yani. Ama ayağımızı yorganıza göre uzatma politikası gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu zor bir denklem açıkçası. Yani ekonomimiz bizim her dönemde eğer hızlı büyürse burada ciddi bir döviz açığıyla karşı karşıya kalıyoruz ve potansiyelimizi sürekli hale getiremiyoruz. Nedir potansiyel? Türkiye'nin %5'lik büyüme potansiyelini sürekli kılabilmesi için hangi alanlarda büyümesini yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Biz büyümelerimizi kamu yatırımları ve tüketim üzerinden ve inşaat sektörü üzerinden yaptık. Hizmet sektöründe bir kişiye iş bulmanın maliyeti, sanayide bir kişiye iş bulmanın maliyetinin onda biri kadar. Bu da genelde her yıl 1 milyon civarında iş gücüne katılım oluyor. Bunu karşılamak için de çok daha düşük maliyetli alanlara yönelirseniz bu bir süre sonra tıkanıyor ve katma değer de üretemiyorsunuz. Yani sıkıntılarımız çok basit ve şey değil şu anda. Eğer siz şu anda büyümeyi yavaşlatırsanız ki enflasyonla mücadele için bu şart da görünüyor. Bu sefer Türkiye'de işsizlik artacak ve iş dünyasındaki sıkıntılar ve kredi ödemelerinde sadece içeriye çalışan firma için kredi ödemelerinde falan sıkıntılar ortaya çıkacak. Fakat bu şekilde de bu büyümeyi sürdürmek mümkün değil. Bu sefer de ortaya döviz açığı, bütçe açığı, cari açık gibi bir sürü tehditkar unsur ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi zor bir karar. Yani iki durumdan birini tercih etmek her iki durumda bizi refaha ulaştıracak bir yürüyüş değil. Ama bazen orduyu koruyabilmek için muharebe kaybetmeyi göze alması gerekiyor. Türkiye bence Türk ekonomisi şu anda bu noktada.
bütün savaşı kazanmak için bütün orduyu sürersek sanırım o zaman bütün savaşı da kaybedebiliriz. Bir parça kendimizi toparlayıp çeki düzen vermemiz şart gibi görünüyor. Evet. Yani burada da zaten oradaki şeyi de görüyorsunuz. Yine büyümenin tüketim üzerinden olması zaten enflasyonu da direkt körükleyen, ateşleyen bir unsur. Bu aynı zamanda bu tarzda enflasyonla mücadelenin de yapılamayacağını gösteriyor. Çünkü talebi düşürmesi gerekiyor Türkiye'nin. İç talebi düşürmesi gerekiyor enflasyonla mücadele edebilmesi için. Bu tarzda iç talebin düşmesi de mümkün değil. Kaldı ki şuna da bakmak lazım. Yatırımların büyümeye katkısı yok. Bu çok tehlikeli bir şey. Şu anda ihracatımız... 0.3. Evet. Şu anda 3 küsur puanla herhalde ihracatımız büyümeye ciddi bir katkı net da bulunuyor. Net ihracat katkısı %3'ün evet. üzerinde. Ama bu da şu da var ki ihracatımız da bizim ciddi ölçüde ithalata bağımlı olduğu için bu sefer ciddi bir ithalat rakamı büyümesi de ortaya çıkıyor. Orada dış ticaret verisi de geldi biliyorsunuz Nisan ayında %98'lik bir artış var. Yani evet, rakamlara yansıması başladı zaten. Yani ihracatımızın artışından daha fazla ithalatımız artıyor. Bu da bizi yani şu anda sanayide bir sıkıntı yok gibi görünse de önümüzdeki dönemde bambaşka sıkıntıların oluşup bize yansıyacağını da bugünden görmek gerekiyor. Peki Adnan Bey, şimdi ilk çeyrek büyümesini tabii doğalgaz zamları ve diğer gelen maliyetlere yükle beraber şu soruyu size yönelteceğim. Tamam, ilk çeyrek büyüdük. Fakat şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran'a baktığımızda özellikle Nisan, Mayıs'ta çok sert enflasyonist koşullarla devam ettik biz. İlk çeyreğe göre biraz daha sertleşti iş. Enflasyona zaten alacağız yarın Cuma günü. Fakat bir taraftan da enflasyona %90'lar geldi İstanbul'daki enflasyon oranı. Fakat şunu soracağım size. Peki biz ikinci çeyrekte bu büyümeyi sürdürebilecek miyiz? Şimdi ilk iki ayı gördük. Maliyet artışları mevcut. Dolarda bir kıpırdanma var. Hala hazırda Rusya tarafında da bir düzelme gözlemlenmiyor. Dolayısıyla acaba büyümede biraz daha küçülmeyi göze alıp üretime kayıp bir nebzede bayağı üretime kayıp ondan sonra üretimle büyüme yolunu acılı da olsa tercih etsek daha doğru olmaz mı? Çok uzun sordum ama bence bu kadar toparlayabilirim. Ama bu biliyorsunuz benim kendimi bildim bileli söylediğim şey bu yani. Büyüme ama nasıl büyüme? Yani bunun cevabını doğru vermek lazım. Sürdürülebilirlik çok önemli. Şu andaki ilk çeyrekteki büyüme çok güzel bir büyüme oranı. Ama hikaye şu, bunu sürdürebilir miyiz? Yani yatırımların olmadığı, tüketimle var olan bir büyümenin sürdürülebileceğine inananlar için bu aynen devam eder ama bu mümkün değil açıkçası. Tabii önümüzde de hükümetin de şu anda vereceği kararlarda etkin olacak olan şey bir yıl içerisinde ülkemizde bir seçim var ve dünyanın her yerinde de politikacılar bunu göz ardı ederek kararlar alamazlar yani. Bu da ekonomiyi bu soğutma konusunu bence şu anda gündem dışı bırakıyor. Bekleyeceğiz yani. Peki bu mevcut durumdaki bu doğalgaza yapılan zamlar bir yılda mesela sanayi yaklaşık %600 civarı bir rakamdan bahsediliyordu. Bu rakamları ne kadarı yansıdı ki içeriye? Valla sanayici bunları yansıtır. Hani ne kadarı yansıtıyor derseniz sektörüne göre değişir. Kimi sektörlerde yani ihracatçılar bunun tamamını yansıtabilirler diye düşünüyorum ben. Evet. Ama iş piyasada rekabet edenler için ya da iş piyasada var olanlar için bu mümkün, tam tersi bunun da mümkün olmadığını biliyorum. Firmalar karlılıklarından feragat ederek pazarını koruma mücadelesi verecekler. Ben bazen hizmet sektöründe olanlarla da konuşuyorum. Herhangi bir sektörüne gittiğimiz zaman filan. Evet. İşte her şey %100 artmış. Peki fiyatları %100 artırabilir. Artırırsak müşteri gelmez diyor. Evet. Yani daha evvelki %20 kar ediyorsa şimdi %10, %8 karla ayakta kalma ve müşterisini koruma peşinde diyor. Evet. Yani mevcut durum herkes için aynı sonuçları doğurmuyor. Anladım. Keza baktığınız zaman
enflasyonun %100'lere yaklaştığı bir yerde %20-25 faizle, 15 faizle kredi almak da bir işletme için gayet güzel bir durum aslında. Burada evet. da hikaye kim alabiliyor, kim alamıyor. Evet. Ne kadar uzun vadeli alabilirsin, ne kadar alabiliyorsun. Evet. Buna göre değişiyor her şey. Peki Adnan Bey, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Kolay gelsin size. Bitiriyoruz, saat 19'da karşınızdayım.